Format deyince aklına ne geliyor? Bilgisayarı güncellemek geliyor. Benim aklıma şey geliyor ya, hani anahtar alayım da bir önce eve gidip, o yani format dedim, o baştan bir format çekiyorsun, rahatlıyorsun. Ben son bir haftadır ölü insanlar görüyorum. En son mesela Fatih Terim'i görmüştüm. Ölmedik ya. İşte o Galatasaray'ı bıraktı, Türkiye'ye gitti ya, o benim için öldü yani. O benim için. Gittiğin bir yer var mı ülke dışında? Var. Sürttüğün bir yerler var mı? Aşkla ilgili gerçekten. Ben artık evliyim ya, aşk. Burayı bence keselim, çöp kutusundan da silelim. Evlisiniz şu anda. Şu anda eşinizle harika, mutlu bir hayatınız var. Video çektiğimiz için mecbur öyle. Aynen. Mutluyuz. Mutlusunuz. O bir espri var ya, çünkü ayrılmadık. O yüzden mutluyuz yani. Evet, çünkü ayrılmadık. Peki, en çok sevdiğiniz rakam nedir? 9. 9. Niye sordun ben de bilmiyorum. Şey vardır ya bizim Türk geleneklerinde, sünnet olan çocuğun etini... Pilava mı katarlar? Pilava katarlar, salataya katarlar. Hiç... Sen yaşadın mı ya da duydun mu öyle bir şey? Duydum da hiç denk gelmedim yani, ama niye attıklarını bilmiyorum. Şey o şey yani, hani çük daha şey olsun diye, o öyle bir şeydir yani. Bu kadar para verince ben zoom yapayım size, al. Çok da sergileyecek bir şey yok ama. Baksana minicik bir şey ya, canım benim. İnönü Üniversitesi'nde, Malatya'da. İnönü? Evet. Vay, güzel bir üniversite. Nerede o? Malatya'da. Malatya'da. İlk göz ağrısı. İlk göz ağrısı. Niye göz ağrısı diyorlar ki? Doğruyum da gözüm ağrıyor artık, bir şey oluyor değil mi? İlkinde ağrıyor sadece. Evet. Burası reklam girdiğimiz kısım. Migros cipsleri harika. Caner Kabala hoş geldin. Hoş bulduk Cem Bey. Caner Kabala'nın çok güzel özellikleri var. Kendisini biz konuğumuz olarak davet ettik. Yaklaşık 2 haftadır kendisine ulaşmaya çalışıyorduk. Caner Kabala Bey'in özelliklerini saymak gerekirse pek bir şey yok. Yok. Mühendis misiniz? Evet. Mühendissiniz. Peki, okulunuzu bitirdiniz. Mühendis derken biz üstü kabataslak geçiyoruz. Ne mühendisi? Makine mühendisi. Makine. Ne yapıyorsunuz? Belli başlı bir işimiz yok ya. Kahve muhabbetine döndü. Belli başlı bir işimiz yok ya. Mesela ne iş yapıyor? Üretim yapıyorsa imalat alanında geliştiriyorsun kendini. Ya da işte kesim, planlama. İmalat derken babalar bu işi çok iyi bilirler. Aynen. Babana sordun mu? Yani bu işe seni teşvik eden sen mi oldun? Kendin mi istedin? Yok, küçüklüğümden beri babamın istediği bir şeydi. Kendi bu sektörde çalıştığı için. Ben zaten sorum oydu. Yok dedin ama tekrardan aynı soruyordu. Evet dedin. Enteresan. Burada kardeşinin resmi var arkadaşlar. Şöyle zoom yapabiliyor muyuz arkadaş? Bu kadar para verince ben zoom yapayım size. Al. Çok da sergileyecek bir şey yok ama. Baksana minicik bir şey ya canım benim. Lan sana zoom işte al. Alttan bir şey de ben gösteririm. Hobileriniz nelerdir? Yüzmeyi severim. Film izlemeyi severim. Sinema. Ama evde izlemeyi severim. Sinemada değil. Çok hoşuma gitmiyor sinemada izlemek. Siz bu arada sporu da seviyorsunuz. Yani film izleme derken sevgilisiz film çok şey var. Yani tadı olmaz. O yüzden sinemada seviyorum. Ondan sonra spor. Güzel. Serpmeye atarız dayımla. Sazan mazan denk gelmesi için. O şekilde. Bir tane dayınız var. Bir tane dayım var, evet. Güzel. Onunla hep gidiyorsunuz. O sizi herhalde teşvik etti. Aynen, o alıştırdı ya. Onun motoru vardı bizi. Aynen ya, o alıştırdı ya. Şerefsiz ya. Okulum benim 9 sene sürdü ya. Orayı kes atmayın diye. Bir de kabullenmiyormuş. Şerefsiz ortada kalıyormuş. O da güzel yani. Peki, tuttuğunuz bir takım var mı? Abi biri sorunca söylediğim bir takım var ama hiç alakam yoktur yani. Aynen. Sorduğunuz için Galatasaraylıyım mesela. Galatasaraylısınız. Evet. Zaten buraya yazdılar. Benim de hiç sorasım yoktu ama yazdılar mecbur. Peki, okulunuzu nerede bitirdiniz? İnönü Üniversitesi'nde, Malatya'da. İnönü? Evet. Vay, güzel bir üniversite. Nerede o? Malatya'da. Malatya'da, güzel. Evliliğinizin şu anda kaçıncı ayı ya da kaçıncı yılındasınız? Yani nikah yapalı bir seneyi geçtik. Düğün yapalı 5 ay falan oldu. Hanım olsa burada? Hanım olsa o direkt tak söylerdi cevabı. Yani biz 5, 6, 7, 8 hangisi tutarsa. Yani bilmiyoruz artık bunları. Ya daha dikkatli olurduk, hesaplardık, böyle öyle söylerdik yani. Aynen. İkisi zaten tutsa tutmuyor ki. Yani hiç tutmuyor ki. Ya biz hani zamanı kaçırıyoruz. Ne güzel ya, bayanlar ne güzel abi ya. Avizeyi söyle, bizim kafa avizeye gidiyor, orada gidiyor yani. Güzel ya. Vallahi. Peki. Caner Bey, en çok sevdiğiniz yemekler? Karnıyarık severim ben. Karnıyarık. Evet. Küçükken makarnayı çok severdim. Şimdi en nefret ettiğim yemek makarna. O ne lan? Karın deşen çekince sevdiği yemek gibi. Başka bir yemek yok mu? Daha normal böyle, daha bilindik. Hem yapılabilir yemekler. Sanki benim çok da yapmıştım. Yapılabilir yemekler. Ben daha bilindik böyle. Ya, kavurmalı yumurta. Oha. Gene sıçtık yani. Bu mu yani? Kolay olan bu mu? Bu kolay. Kapat kapıyı, kapat. Gittikçe zorlaşıyor. Peki en çok sevdiğiniz rakam nedir? 9. 9. Niye sordum ben de bilmiyorum. 9. Arkadaşlar Caner arkadaşımız 9 rakamını çok seviyor. Sizin de sevdiğiniz rakamlar varsa yorum olarak altına yazın. Nasıl bu tutar değil mi? Tutar yani. Tutar yani çok boktan evet, bir şey. Alt alta 5, 4, 3, 2. Ailenin en büyük çocuğusunuz. Evet. İlk göz ağrısı. İlk göz ağrısı. Niye göz ağrısı diyorlar ki? İşte doğru da gözüm ağrıyor artık bir şey oluyor değil mi? İlkinde ağrıyor sadece. Evet. Burası reklam girdiğimiz kısım. Migros cipsleri harika. Evet. Evlisiniz şu anda. Şu anda eşinizle harika mutlu bir hayatınız var. Video çektiğimiz için mecbur öyle. Aynen. Mutluyuz. Mutlusunuz. O bir espri var ya çünkü ayrılmadık. O yüzden mutluyuz yani. Evet, çünkü ayrılmadık. Yani. Şimdi Cem Aydın mı yapmışlar espriyi? Peki eşinizle nasıl vakit geçiriyorsunuz? Genelde dizi izleriz. Bir tane dizi buluruz, otururuz izleriz. Benim aklıma şey geldi ya şimdi aslında dizileri en çok çocuklar çok seviyorlar. Onlardan öğreniyoruz yani. Yiyen, kuzen dediğimiz yaşlardaki çocuklar. Geçen mesela benim yeğenim oturmuş böyle yere çömelmiş. Dedi ne yapıyorsun? Böyle dedi eğilmiş böyle dizine bakıyor. Dedi dizimi seyrediyorum. Çocuk da o yani, heves o yani. Kafa gitmiş artık bizim çocuklarda ya. Onlar kafa gitmiş yani ne yaptıkları bellidir. Odaya kapanıyorlar. Bir çıkıyorlar sivilce dolmuşlar. Gülüşünüz güzel ama ya. Açtık artık oraları. Aşk maşk geçti yani. Çok toplayamadınız. Eğlendik yani. Burayı saklayın. Burayı saklayın. Bunu atmayın. Bu kalsın bizden. Yani bunu... Böyle bir aşk deyince böyle bir mutluluk, mavilik. İşte kuşun, benim aklıma onlar gelmiyor. Kuşun deyince. Böyle kanadı. Hani kuş uçuyor mu değil de kanadı böyle hani uçmak falan. Evet. İşte gökyüzünde süzülmek. Hani genelde böyledir. Sizin? Benim aklıma öyle şeyleri getirmiyor aşk ya. Ben yaşıyorum diyorsunuz. Yani. Çocuk da yok ki ortada hani. Nasıl anlayacağız bunu? Neyi yaşıyorsunuz? Bir meyve olması gerekiyor. Ha, anladım. Siz daha çok eczanelerde hani çok şey yapmıyor. Hani ortaya sermiyorsunuz. Çok saçma bir soru ama nerede olmak isterdim? Şu anda nerede olmak isterdim? Şu anda olmak istediğim bir yer var mı? Yani içinden gelen olmak istediğim bir konum. Şu anda nerede olmak isterdim? Altı oldu. Nerede olmak isterdim? Yani tozuttuğun bir yerler var mı? Yani ah şurada olsam dediğim bir zaman yok ama sen şimdi sorduğun yerin için... Yerin ağrıdı. Ah dedim. İtalya'da olmak isterdim ya şu anda. Neden gittiniz? İş vesilesiyle mi yoksa? Öğrenci değişimiyle gittim ya. Erasmus'la gittim. Sizin yerinize kim gitti? Benim yerime? Ha, öğrenci değişimi dediniz ya. Oradan da birileri geliyor işte. Onu dengeliyorlar bilmiyorum. Ha, oradan birisi geldi. Siz onun yerine gittiniz. Öyle değil ya o sistem. Galatasaray'daki Sabri değil mi? Böyle 90. dakikada oyuna giriyor. Sistem öyle değil yani öğrenci değişim programı üniversitenin anlaşmalı olduğu okullar var. Öyle. Aha, öğrenci değişimi. Yani öğrenci değişimi değil. Ömür boyu öğrenim diye geçiyor. Hayat boyu öğrenim. Peki öğrenci değişimi hani o akılda çağrıştırmıyor mu? Hani birisi geliyor sen onun yerine aynen yedek subay gibi hani. Öyle mi yani? Öyle değil. Yani anlaşmalı var. Sıçarım böyle ismini öyle öğrenci değişimi ama öyle değil. Ne? İşte şöyle kontenjan var. O kadar sayıda öğrenci alabiliyorlar. Onlar da o kadar sayıda ya da kaç tane anlaşmışsa öğrenci gönderebiliyorlar kendilerine. Buna abogandiş desinler. Yani daha mantıklı olur bence. Abogandiş desinler. Aynı şey. Evet. Öğrenci değişim çok saçma. Bence abogandiş desinler. Abogandiş programıyla gittik. Güzel. Evet. Böyle daha mantıklı yani. Tamam, aynen. Evet. Bizi nereye götürürdün? Yani nereye götürdüm? İlk şeye giderdik. Benevento'ya giderdik. Benim Orada yaşadım çünkü. Yalnız biz ismini söyleyemediğimiz yerlere pek gidemiyoruz. Yani Napoli, bilirsin Napoli'yi, oraya yakın. Bilirim. 40 dakikalık. Sağ ol ya, teşekkür ederim. Beni adam yerine koyduğun için. Ben bilmiyorum ki Napoli'yi. Napoli. Sadece ismini biliyorum. Çizmenin aşağı kısmı değil mi işte? Hani bu topuk yani olan güneyde, kısmı. Aynen güneyde. Değil mi? Topuk kısmı. Yok. Ya ben bir şey yapmıştım, çekim yapmıştım orada. Fotoğraflar falan çekmiştim. Cidden de öyle yani. İtalya deyince benim aklıma hep dar sokaklar gelirdi filmlerden falan. Cidden de öyle. Sokakları çok dar, arabaları ufak seçiyorlar o yüzden. O zaman dar sokaklar deyince giyinik çekildiğiniz resimleri değil mi? Hep bir dardan gidiyoruz da. İtalya'da bulundunuz, başka gittiniz. En çok burada sürtmüştüm. Ondan önce... Burada sürtmüştüm. Sen bayağı kabullenmişsin. Yani sürtüklük dönemimiz oldu yani. Bunu şey yapalım mı? Ekle, sıkıntı yok. Peki, ekle, sıkıntı yok. Tamam. O zaman sünnet oldunuz. Çok da kasmıyorsunuz. Rahatsınız yani. Peki. Şey vardır ya bizim Türk geleneklerinde. Sünnet olan çocuğun etini... Pilava mı katarlar? Pilava katarlar, salataya katarlar. Hiç sen yaşadın mı ya da duydun mu öyle bir şey? Duydum da hiç denk gelmedim yani. Ama niye attıklarını bilmiyorum. O göbek bağı diye ben göbek bayla şeyi karıştırdım. Vallahi ben direkt sünnet biliyorum yani. Şey diyecektim gidip üniversitenin toprağına gömerler de o göbek bağıydı. He. He. Annem yapmış herhalde öyle bir şey. O şey yani hani çük daha şey olsun diye. O öyle bir şeydir yani. Göbek bağı çıkıyormuş. Ama sünnetin şeyini yedirince ne oluyor? O çocuğun rızkı daha... Öyle miymiş acaba? Bilmiyorum, salladım. O boşluğu doldurmam lazım, mecbur salladım yani. Peki kız kardeşinizle aranız nasıl? Çok iyi. Küçükken iyi değildik, hep kavga ederdik. Bebekken çok iyiydi. Büyüdü, çok inatçı oldu. Korumacı bir tarafın var mıydı kardeşine karşı? Vardı. Hala da var. Kendini ondan mı koruyordun? Yani öyle bir anlattın ki ben onu baba ondan, yiğit birini zannettim. Onu ondan koruyordum yani. Öyle söyleyeyim. Ha, o daha anlayamadım ama güzelmiş. Bence güzelmiş. Peki annenle aran nasıl? Annemle ya da çocukken nasıldı? Annem... Ha siktir, annemi sordu. Ha siktir ya. Of, annemi sordu ya. Evet, annemle aran nasıl? Annemle aram çok iyi ya benim. Peki babanla aran nasıl? Babamla da hep iyiydi. Bu nasıl bir aile lan? Hep iyi, hep iyi. Kardeşin de iyi. İyiyiz ya, ailecek biz. İyi erkek kardeşi, onunla aran nasıl? Onunla biraz uzağız. O mükemmel, o iyi değil, o mükemmel. Uzağız ama şey böyle. Manevi olarak mı, maddi olarak mı? Manevi olarak. Biraz uzağız. Şu an aynı yerde... O da ergenlikten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Böyle biraz çekinik. Ben bilirim havaları. Çünkü sen kendinden biliyorsun. Aynen, kendimden biliyorum. Sen de öyle miydin çocukken? Ben çok kötüydüm ya. Ya artık dur da bir cevaplayayım. Bir yerde bir dur. Hangisini cevaplayayım? Çok kötüydüm ben yani. Zordu benim gençliğim falan. Atıldım ama hep zararını ben yedim diyorsun. Sen o yüzden mi bugün üzüm sirkesi yerine elma sirkesi aldın? Ya... Göndermeye kardeşim bizi, gidin alışverişe. Anlatsana konuyu şimdi, arkadaşlar açıkta kalmasınlar. Ya eşim işte markete gidiyordum, sirke istedi benden. Şey yapacak, yalancı paça çorbası yapacak. Hangi sirkeyi istedi? Üzüm sirkesi istemiş. Ben gittim sirke aldım yani. Ben elma sirkesi aldım. Üzümmüş, elmaymış, ben güzel. O kadar... Arkadaşların da herkesin bir ismi vardır ya. Mesela benim çocukken Babıt'tı. Babıt. Şey, bir müzik varmış. Sen de moderatör gibi atlama, ben moderatörüm. Vabıt şeymiş ya, bir müzikte böyle vabıt müziği varmış ama söylenişi çok dalga geçer gibi değil mi? Vabıt falan. Olmadı mı? Öyleydi ya, ben o travmasını yaşadım. He. Bana vabıt diyorlardı ya, ben çok zoruma gidiyordu. Zoruma gidilecek bir şey değilmiş, meğerse bir şarkının ismiymiş. Şarkıda söylenen bir. Vabıt. Sizin de var mı? Ya tren rayı gibi çok uzattım, var mı sizin de? Şey mi, lakap mı? He. Lakap mesela. Yoktu mesela ya. Mesela götünden benim. Patlak. Yoktu, bir lakabım yoktu benim. Ya ben şeyden şanslıydım, C harfinde bir arkadaş daha vardı, ona lakap takmışlardı, bana lakap kalmamıştı o yüzden. O da bana... Tarık, sen Caner, TC oldu, sakat yani. Yani ona ilk önce lakap taktıkları için ben lakapsız kalmıştım yani, Caner olarak kaldı. Bu seni üzdü mü? Yok ya, iyi bir şeydi bence. Ben nasıl çünkü... lakapsız kalırım ya, ben bu kadar mıyım ya? Çünkü lakaplar çok iyi olmuyor genelde, bir de hocalarımız çok kızardı bize, lakap takmayı çok kızarlardı. Oradan yırttım yani. Onlar zaten sözler... Çünkü yapışıyor üstüne. Hayat boyu üzerinde kalıyor senin. 40 yaşına geliyorsun hala... Tamam dur, coşmacalar tamam. Neydi? Vakıf mıydı? Anılara gittik dur. İlkokulda bir hoca var değil mi? Bize bütün dersleri veriyordu. İlkokul 5'e kadar Mevlüt Sayan'dı. Yaşlanmış. Bize ne veriyordu ya ilkokulda? Bir hoca Türkçe veriyordu. Hayat bilgisi, matematik... Beden. Aynı hoca geliyordu. Beden eğitimi... Senin bedene resim. Kim giriyordu? Kim giriyordu senin bedene? Benim beden büyük olduğu için... Valla 14 yaşında bir gün odada öğrendim yani. O gün için muazzam bir keyifti. Peki anladık. Ya bu çocuğun çüküne bak ben soruları unutuyorum ya. Ya ben bir şey diyeyim mi? Hı. Ben son bir haftadır ölü insanlar görüyorum. Rüyanda mı? He. En son mesela Fatih Terim'i görmüştüm. Ölmedik ya. İşte o Galatasaray'ı bıraktı, Türkiye'ye gitti ya, o benim için öldü yani. O benim için öldü yani. Peki format deyince aklına ne geliyor? Bilgisayarı güncellemek geliyor. Evet. Benim aklıma şey geliyor ya, hani anahtar alayım da bir önce eve gideyim. O yani format dedin o. Baştan bir format çekiyorsun, rahatlıyorsun. He. Geç format çekmek her zaman yorucudur ama sonucu her zaman temizdir yani, rahatlarsın yani. Ben bir şey diyemeyeceğim, o senin pisliğin. Evcil hayvanın var mı? Bir köpeğim var. Varsa sıçacağım ağzına, soru geliyor. Var mı? Var. Güzelmiş. Güzelmiş. Var mı? Var, bir tane köpeğim var. Var mı ya, doğru söyle. Var mı? Var. Peki. Havlıyor mu? Havlıyor. O zaman köpek. Bildim, nasıl bildim? Bravo vallahi. Peki köpeğin ismi ne? Maya. Maya. Ya bıktım ya, bu mayalardan bıktık ya. Vallahi her köpek maya mı olur ya? Geçtik hala kurtulamadık şu mayaları. Maya. Bu ne tutmaz bir şey ya. Peki eğitim verdin mi? Böyle havlama eğitimi falan. Eğitim verdim, otur. Yani çok havlıyor. Peki yemek eğitimi, çiş eğitimi. Aynen, onları verdik. İşte havlamasın, kapı çalmasına, misafire. Onun işte hayırı öğrettin. O zaman istemediği şeylere hayır dediğin zaman... Her şey rayına oturdu yani yavaş yavaş. Aynen. Maya bence güzel. Maya güzel, tamam. Maya tutmuş. Maya şu güzel. Güzel. Maya tutmuş. Peki. Şu an üzerinde kaç para var? Hiç yok. Peki yani hani şey olarak yani banka şeyi toplasan. Araba, evi geç. Var da. Yazdık. Yazdı da geç. Geç onları geç. Onları geç. Üzerinde ne kadar var? Şu yani toplamda git parayı. Ha. Hanımı mesela böyle şey yaptın. Böyle oradan da aldın. Ya hayal et. Hayal et sadece. Evet. Hanımdan paranı alabilir. Şöyle ne oldu? 40-50 lira çıkar. 50 lira? Evet. Hadi ya. 50 bin lira değil 50 lira. 50 lira aynen. He. Topla. Borç mu isteyecekler? topla. Bu ne lan? Peki. O zaman evet. Bu hafta da her zamanki gibi gereksiz insanlar da olarak arkadaşımızı buraya topladık. Teşekkür ederim. Bir gereksiz olarak da ben. Birbirimize uyumluyuz. Başka şeyin var mı? Var. Hayvanın var mı? Bir tane de eşimin köpeği var. O da Max. Ufak Rus finosu. Siz bunu mahkemeye hani ayrılırsak yani ona göre mi planladınız hayatınızı? 50 lira var 25 onda 25 bende. Yani bir köpek onda bir köpek ya. Bir tanem benim ya. Şey nasıl soracağımı bilmiyorum. Şimdi mesela eve gelirsin dersin ki hayatım ne kadar güzel yemek olmuş ya. Sen beni evde karşılıyorsun ya. Hakikaten ben o kadar mutluyum ki eve geliyorum sen varsın. Bir ses var. Yemek hakikaten çok güzel. Eşin diyor ya gerçeği söyle. Amına koyayım bu ne biçim yemek olmuş sen. Böyle ev... Senin içinden ne geçiyor evlilik hakkında? Benim hayatımı düzene sokan bir müessese olduğunu gördüm. Ben altıma sıçıyordum. Evlendikten sonra. Beşiktaş'a devam yanımda. Ya cidden ben uzun yıllar tek de yaşamama rağmen, bekar yaşamama rağmen hani yurt dışına da tek yaşadım. Burada da öğrencilik hayatım zaten çok uzun sürdü. Orada da hep tek yaşadım. Alışayım yani kendi hayatımı idare ettirebilirim. Ama evlilik hayatı benim için daha kolaya geldi böyle. Eşim her işi yapıyor. Yani yemek hazırlıyor, temizliğini yapıyor, benimle ilgileniyor, her şeyi yapıyor. Bunun bana bir artı olduğunu gördüm. Kendimde yeni şeyler aramaya çalıştım. Hani bu ayırdığım sürelerde artık kendime başka hobiler edinmeye başladım. Kendim uğraşlarım oldu bu sayede. Evlilik teklifi böyle mi çıktı? Yani benim düzelmem lazım, hayatım evlenelim yani. Benim düzelmem lazım. Seni sevmem ne? Tamam o eyvallah. O canımsın. Canımsın. Benim kanalıma acıkla ben çıkayım. En çok sevdiğin yemek? Yani mama demiyorum bak yemek. En çok sevdiğin yemek. Mama değil. Delikanlı mısın? Baba yiğit misindir? Bilmiyorum. Öyleyimdir herhalde. Çünkü çok yoğurt yemeni görmedim yani. Çok görmedim. Yani şey midir ya böyle kavgaya gözün kapalı girmek çok saçma olur da hep öyle derler. Yani gözün kapalı girer. Gözün kapalı girer misin? Yani, var öyle girmişliğim var gözüm kapalı. Çünkü sarhoş olup da gözüm kapandığı için görmediğim kavga etmişliğim var. Hadi ya çok mu içtin o gün? Yani içmiştim hayatım. İçmişsin sapıtmışsın işte belli zaten. Ama işte hatırlamıyorum tamam mı? Hatırlamıyorum o zaman gözü kapalı girmek deyimini yaşadım yani öyle. Kaç kişiye girdin? Bilmiyorum ki 3-4 vardı herhalde. Ha, içtiğin kadar girmişsin, içtiğin kadar girmişsin. Peki sonuç ne oldu? Sonuç dışarı atıldık. Hadi ya. Evet. Hesabı ödemişsin. Belli. Nerede? Barda mı oldu bu? Bir kulüpte oldu. Kulüp kavgası. Yani... Yok o dövüş kulübüydü. Siz onu kulüp kavgasına çevirmişsiniz. 3 tane bodyguard'la işte 2 tanesini indirmişim. Öyle söylüyor arkadaşlar. 3 gün üstte beni alt dışarı atmış. Ya yazın mıydı o zaman? Yaz şov. Kıştı ya. Bahar. Sonbahar işte. 2 kişiyi donunu indirmişsin de yani. Yazın mı oldu falan? Neyin? Adamları dövdün mü yani? Dövmüşüm öyle diyorlar ben hatırlamıyorum. Düştüğümüz yere düşürdüğümü hatırlıyorum. Düşerken de şortunu çektim. Espri duyulmadı. Şortunu çektim. Gül. İşte öyle. Çok güzel espriler yaparım. Ama işte duyulmuyor. Güzel. Yani güzeldi ya. O da yaşanması gereken bir pişmanlıktı yani. Hep yaşanması gereken. Sıçtım yaşanması. Benim çayım içtikçe niye artıyor lan? İçtikçe artık. Ben böyle döküyorum. Soğumuş da içemiyorum. Bu ne ya? Çayım içtikçe artıyor ya. O da öyle olsa ya. Ya adamlık bir cinsiyet belirtmiyor. Yok adam şeydir, erkektir. Keşke haklı olmayaydım. Üstüne gidiyorum gittikçe. Peki. Hayatında cevabı ne var? Tamamlayayım. Cevabı da vereyim. Evet. Hayatımda en pişman olduğum an. Hı. Var mı? Yok. Sen bir konum bilgisi verebilecek misin bu arada? Biz neredeyiz? Yani şey olarak. İskenderun. Hatay. İskenderun. Güzel. Ay, hareketli konum değil değil mi? Bu Bilt İskenderun. Orada nokta. Ben de onu yeni öğrendim ha, hareketli konum ama. Meğerse o hareket ediyormuş. Yani canlı konum diyorlar. Ben de senden öğrendim herhalde. Senden mi öğrendim? Kimden öğrendim? Sen benden şeyi öğrenmiştin. Ben de onu senden öğrendim. Ha tamam. Çünkü öyledir her zaman yani. Daha büyüklerinden öğrenirsin bu işleri. Doğru. Oh. Takım tutmayı bilmiyordun sen ya. Senin tuttuğun bir şey vardı, o da abi de bu nasıl kullanacağım? Herkesi tuttu kendine. Ya tamam da nasıl kullanacağım? Beni arıyordun ya nasıl kullanacağım diye. Kullanıp olmasını koymamışlar. Acaba şu anda neyden bahsediyoruz? Ortaya siz ne anlarsanız. Tripod. Tripod ha. Arkadaşlarınla ilişkin hala devam ediyor mu? Evlendikten sonra ilişkiler genelde kopar ya. Ve şu an devam eden arkadaşlık ilişkilerim var. Var. Kaç kişi bunlar? Yani 6-7 kişi falandır. Seviştiğim var, koklaştığım var. Hala devam ediyor. Görüşüyor musun? Yüz yüze görüşüyoruz evet ara sıra. Ben zaten öpüşmeyi bundan sonra soracaktım. Sen direkt cevabı verdin. Olmayan yok, da var. Yok böyle bekar arkadaşlarımla. Bekar olanlar eve davet etmişliğim var. Bize geldik işleri var işte. Biz gitmişizdir. Ya da gitmiş müziğim var, gelmişliğimiz var, yapmışlar. Facebook'umuz var, Twitter'ımız var. Şey gibi, Kurtlar Vadisi dinler gibi. Evet. Bak yeğen. Güzel, çay sıcak ha. Çayın sıcak olması değil, rengi önemlidir. Yeğen. Benzetemedim. Bir hayvana benzetemedim. Peki, yani. Sen eşini bir hayvana benzetmek istesen hangi hayvana benzetirdin? Aşkım söyleyeyim mi? Aşkım geçen konuşmuştuk ya. Söyleyeyim mi? O yıldızlar. Yıldızlar. Büyük ayı. Büyük ayı. Şey diyormuşum, Ezgi gitti ya, yılan. Aşkım çatal getir, çatal dille. Alo, ooo. Peki, en çok sevdiğin uçak. Sevdiğin ne var? Böyle erik şey, bir şeyler seviyor musun? Yani sevmek ister misin? Bir şeye başlamak ister misin? Ne? Mesela yarın başla istersen. Tamam, neye başlamam gerekiyor? Mesela, ne diyeyim, nasıl kıvırıyorum? Yardım etsene. Yemekten başka yapmayı sevdiğim bir şey var mı da? Yemek. Saçın çok güzel olmuş. Hesap edip kalkalım. Bence de çok ağır oldu. Dur bitirelim şunu. Peki çocuk yapmayı düşünüyor musun? Eşinle bunu konuştun mu? Yok düşünmüyoruz. Çok çocuk yapacağız. Bir eve kapatacağız kendimiz. Neden? İstemiyoruz, sevmiyor musun çocukları? Ta kendimize bakamıyoruz ya. O yüzden. Çocuk için erken geldi. Evde ayna yok mu? Hatta bunu ben eşine sorayım. Eşi. İsmini vermediğim eşi. Eşinden hostla... Ne koydun kahveye? Valla bilmiyorum. Eşinden hoşlanmadığın özellik. Ay soruyu soramadım ya. Ben bir likör getireyim ya. Likörü nereye koymuşlardı? Vay likör geliyor işte. Senin gözlerin görmediği için mi gözlük takıyorsun? Benim gözlerim az mı görüyor? Var, astigmat var. O yüzden uzağa çok yakın göremiyorum. Astigmat? Ha uzağa göremiyorsun. Ha. O yüzden. İyi o zaman mutlu olursun. Caner'i çok da görmene gerek yok yani. Ya boyu uzun o anlamda söylüyorum. Yoksa iyi bir çocuk. Bir bakayım yani. Evliler. Osmanlı macunu. Şerbet. Osmanlı şerbeti. Osmanlı şerbeti var. İki tane daha koysan. 2 kapak. Rakı getireyim ben size. Evet, kakarak ikili. Eşinin hoşlanmadığın bir özelliği var mı? Yani komplesi değil, ya bir kısmı. Var. Var mıydı? Var. Çabuk gaza gelen bir kişiliği var. Ne bir şey duyduğu mesela? Anda mesela onu gerçek kabul etme özelliği var. Nasıl yargılıyor mesela? Ya mesela kesin o yapmıştır moduna giriyor. Ondan sonra onunla ilgili eski anılarını depreştiriyor. Oradan konu bulmaya çalışıyor. Ama halbuki o adamın bununla alakası yok. Sen kadını tarif ettin. Şu anda kadını tarif ettin. Değil mi? Her kadında var mı? Kadını tarif ettin. Eşinle nerede tanıştın? Instagram'da. Güzel. Peki sen nerede tanıştın? Sen de mi Instagram'da? Evet ben yazmıştım. Sen yazdın? Evet. Yazıldın mı yazdın mı? Senin kontenjanın... Direkt yazdım. Ha. Sordun mu kontenjanın boş mu diye sana yazılacak? Boştu zaten. Vay. Asıldın mı çocuğa? Uzun boylu baktın. Asıldın değil mi hemen? Yok ya. Zaten İlk sen mi açıldın? Evet. Aslında annemden açıldım. Ha. Sen hani diyordun yüzmeyi bilmiyordu. Biliyormuş bayağı. Evlendiniz. Evet, evlendik. Ne kadar sürdü evlilik? Onu da sen soracaksın. Korkma ya. Ne kadar sürdü? Çünkü o bilmez. Biliyorum o bilmez. O da sana bakar. Bana dostları gelmişti falan. Bir de seni gönderdikleri için şey çok enteresan geldi bana. O ona devretti, o ona devretti, o ona devretti falan. En son sen kaldın. Kız bende kaldı ya. Ya biz bunun için mi geldik ya?